Şimdi arkadaşlar, gerçekçi olmamız lazım. Hikmet 44 yaşında. Yaşayacağını yaşadı. Zenginliği de gördü, fakirliği de gördü. Ama o hep iyi kaldı. Hem o da bizim iyi olmamızı istemez mi zaten? Servet. Tabii ki ister. Zaten cennete gitme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını hiç zannetmiyorum. Çok iyi, evet. Allah rahmet eylesin. Şu kadarcık bir kötülüğünü görmedim. Delpiyor Hikmet, ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. İşte bu. Bize arkadaşları olarak düşen en önemli görevse onun hayalindeki o çeşmeyi yaptırmak olacaktır. Üst Göztepe Çeşmesi. Delpiyor o Hikmet hayratı. Ha? Ne oluyor lan? Oldu olacak şurada helva da kavurup pişirip yiyelim yani. Hayırdır oğlum? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Aşkım, şaka yapıyorlar değil mi? Bana bakın lan. Deniyor deniyor konuşup benim asabımı bozmayın. Vallahi arkadaşlık münasebetimi keserim sizinle. Sokarım parasına puluna. Gerekirse gideceğiz. Orada canımızı vereceğiz. Ama Del Piero Hikmet kardeşimizi buraya, yani ait olduğu yere, kardeşlerinin yanına getireceğiz, tamam mı? Ben şimdi bu kapıdan çıkıyorum. Benimle gelen gelir, gelmeyen burada ölür. Benim asabımı bozmayın beyler. Adam haklı arkadaşlar. Aşkım, ben de seninle geliyorum. Yürü kız. Bak, bak, bak. Eğlenme yapıyorlar kendilerince. Servet. Canım, kocam benim. Vermeyeceğiz değil mi? Nereye? Çişim geldi. Ha iyi, gel sonra geri. Çişini yap gel. Of çok acayip çişim. Yap gel. Ulan Hikmet. Ulan Hikmet! Ulan Hikmet! Servet, benim alıştığım bir yaşam standartı var. Ben her şeyimi veririm ama taviz vermem. Yani bu standartımdan da taviz vermem, evin tapusunu da vermem. Bu ev çalışarak alınmaz. Anca çakallık yaparak alınır. Canım kocam benim, yaklaş. Gömüden bu kadar altın çıktı deriz, çıkarız işin içinden. Ha? Aa. Adamlar yine çakarlarsa da altınları bozdurmaya gittiğimiz kuyumcu bizi kazıklamış deriz. Kuyumcu diyorsun? Hı hı. Ha? Kazıklamış diyorsun? Hı hı. Ya Fatma, hı, sen ne diyorsun? Adam dayı oğlu, üvey oğlu. Altınların ne kadar olduğunu bilmez mi? Biz kimiz? Dış kapının çakallarıyız biz. Ay anlarlarsa da zaten Hikmet'in maksimum sağ kulağını falan keserler. O da tek kulakla idare eder canım. Ha? Ya doğru diyorsun. Fatma. Ha? Bazen böyle fikirler veriyorsun ki seni yatırıp geceden sabaha, hı-hı, sabahtan akşama, hı-hı, fikirlerinden istifade edesin geliyor. İstifade et benden aşkım. Faydalan benden Servet. Kızgın adam. Servet bunu sevdi. Kızgın adam. Evet. Kızgın adam. Servet. Zengin ve kızgın adam. O benim. Of of. Bu bankta son kez zengin olarak oturuyoruz tavşım. Biz bu bankta daha önce oturmamıştık ya aşkım. Doğru söylüyorsun. Ben de hiç oturmamıştım. Ama mühim olan ne biliyor musun? Bu bankta sanki yıllardır oturuyormuşuz gibi hissetmek. Tavşan, ben var ya itin tekiydim. 4 günde beni bambaşka bir adam haline getirdin. Tavşan, ben var ya gittikçe bağlanıyorum sana.
Şiir yazasım geliyor ama şu ellerimdeki ter Niagara şelalesi. Tavşanım. Gökhan. Ne Gökhan'ı ya? Necmi ben. Aşkım, Gökhan arkanda. Gökhan. Necmi. Ne yapıyorsun oğlum burada? Bizi mi rahatlıyorsun lan sapık? Çok affedersin kardeşim, pardon. Hikmet'i kaçırmışlar da onu kurtarmaya gideceğiz. Müsaitseniz sizi de alalım dedim. He? Bir de öyle bir mevzu var değil mi? Kalk 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 hadi kalk. Ulan Hikmet, bir romantizm bile yaşatmıyorsun ya.